kanalın özeti diyebiliriz bu videoya. Bu ekonomik konjonktürde ben olsam bir saat meraklısı olarak hangi saatleri tercih ederdim onları sizlerle paylaşacağım. Bu arada orta şekerli fiyat anlamında saatler seçmeye çalıştım. Kanalımıza abone olursanız da çok sevinirim. 100 bin aboneye yaklaştık çünkü. Evet, ilk tercihim bir G-Shock, Casio G-Shock olurdu. Herhangi bir G-Shock çünkü gördüğünüz gibi bunu böyle atıp tutabiliyorsunuz. Önemli olan teknolojisi, zaten dayanıklılığı ön planda olan bir saat. Dolayısıyla tasarımı size güzel gelen bir G-Shock seçebilirsiniz. Ben açıklamalar bölümünde beğendiğim bir G-Shock'u sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu arada diğer saatlerde aynı şekilde açıklamalar bölümünde yer veriyor olacağım. Bu saatte gönül rahatlığıyla spora gidebilirsiniz. Yok başkasının dumbbell'ı çarptı, alete değdi, çizilecek falan derdi olmadan. Ayrıca denize giderken de ben kullanıyorum. Çünkü 200 metre su geçmezliği olan efsanevi bir seri diyebiliriz. 2 numarada Seiko Sport serisi var. Otomatik saatleri başlangıç için en çok önerilen saatlerden biri olan SKX'lerin yerine gelen bir seri oldu. SKX'ler modlanabilir özellikleriyle, dalgıç saati olabilme yetenekleriyle çok seviliyordu. Bu yeni sport serisi SKX'lerin daha modern uyarlanmış bir hali ve piyasada da bence tuttu. Farklı renk seçenekleriyle de sunulması birçok kişiye hitap etmesini sağlıyor. Ben bir de Seiko GMT bir saati önermiştim kanalda. Onu arkadaşlarımız çoğu gömdü çünkü fiyatının aslında biraz ederinin yüksek olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü Seiko 5 demek uzun senelerdir erişilebilir bir saat demekti. Hem artan kur hem de firmanın değişen politikası diyelim fiyatlara da haliyle yansıdı. Fark etmişsinizdir, bazı modellerinde hardlex değil daha pahalı safir cam kullanmaya başladılar. Daha komplike saatler üretmeye başladılar. Bu örnekteki gibi bir GMT saati çıkardılar mesela. Daha önce hiç yapmadıkları. Piyasada İsviçre bir GMT saati neredeyse 6-7 katı fiyatına bu saatin. Hatta bu Seiko GMT serisi diğer yabancı kanallarda uygun fiyatlı GMT saati olarak tanıtıldı. Biz de TL'ye çevirince haliyle durum değişebiliyor. O yüzden bu yorumları çok iyi anlıyorum. Gönül daha çok kişinin istediği saatlere istedikleri rakamlardan ulaşabilmesi. Bu benim işime de gelir çünkü. Bu saate daha çok saat meraklısına ulaşabileceğimize inanıyorum. Benden gene söylemesi bir Seiko GMT saat yastık altı yapılabilir. Üçüncü saatimiz de Citizen'dan geliyor. Pepsi bezeli olan bir dalgıç saati bakıyordum. Hem de otomatik olsun istiyordum. İndekslerinin aslında şekli, kurma kolunun normların dışında saat 8 yönünde olması beni cezbetmişti. Citizen ProMaster'ın 200 metre su geçirmezlik özelliği de olması ayrıca benim için önemli. Tarih ve gün penceresi de var bu saatin. Gene tıpkı Seiko GMT gibi bir Citizen Tussiosa aslında tanıtmıştım kanalda. O da gene GMT gibi fiyat anlamında çok pahalı bulunmuştu. Arkadaşlarımız biraz gömmüştü. Mekanizmasını ederinin o fiyat skalasında olmadığı söylenmişti. Tabii bazen aslında ben de yani mekanizma önem veriyorum ama bazen bazı şeyler aslında popülerliğiyle alakalı olabiliyor. Görünümüyle alakalı. Şu an mesela bu saat bulunamıyor. O dönem alanlar şimdi satmak istese kârda olacaklar hatta. Gene yastık altı saatlerinden bir tanesiydi. O dönemde bizi dinleyip ve bütçelerini denk getirebilerek tercih edenler umarım bir şekilde mutludurlar. Ve dördüncü sırada ise gene bir Japon markasından Orient'ten bu sefer. Orient in-house mekanizmaları üreten efsanevi bir Japon markası. Bu saatimizin en önemli özelliği ise safir cam kullanılması bu sefer. Gene bir dalgıç saati. Kırmızı kadranlısı olanı özellikle ben çok seviyorum. Sizlere de kanalda önermek istedim. Bir diğer saatim ise Hamilton Kayaki Field. Yine kanalda yer verdiğim saatlerden. Hem İsviçre hem de askeri saatler sevenler için ideal. Paslanmaz çelik mat bir kasası var. NATO kayış ve deri kayışla da gidiyor. ETA tabanlı ve 80 saatlik bir güç rezervine sahip. 38 mm çapı var. Bana göre başlangıç otomatik saat olarak ideal. Yine Hamilton'dan devam ediyoruz. Bu sefer Hamilton Frogman. En maskülen görünümlü saatlerden biri. Kurma kolunu koruyan köprüsünü ben çok seviyorum. Tasarım olarak da çok seviyorum. Frogman yani kurbağa adam, dalgıç adamlar için tasarlanmış. 300 metre su geçirmez özelliğine sahip İsviçre mekanizma bir saat. Ve şimdi sıra geldi son zamanların popüler modeli Tissot PRX'e. Bir Audemars Piguet'e sahip olamayabilirsiniz ama bir Tissot PRX alabilirsiniz. 1978'lerin tasarımı. Ayrıca oldukça da tutan bir model oldu dediğim gibi. Otomatik versiyonunun yarı fiyatına belki de kuars bir modeline sahip olabilirsiniz. Mesela bu nane yeşili kadran çok tatlı bence.
Dilerseniz Tissot'dan devam edelim. Tissot Gentleman. Adı üstünde tam bir gentleman saati. Hem spor olarak kullanabilirsiniz hem de bir takım elbisesiyle. Rolex Datejust'ları da andırıyor yani, yalan değil. 40 mm çapında, mekanizması kasa arkasından da görülebiliyor. Bu arada kanalında normal bir versiyonu tanıtmıştım ama open heart versiyonları çıktı. Onu da isteyenler tercih edebilir. Ve şimdi sıra bir Alman panzerinde, Nomos markasında. Nomos'tan Tangente serisini öneriyorum. Bu seriden Neomatik 41 modeli 2018 yılında GPHG'de dünyanın en iyi saatlerinden biri olarak seçildi. In-house mekanizma üretiyor. Yani kendi mekanizmalarını kendileri üretiyorlar. Bauhaus tasarımı, yani aslında çok sade bir tasarımı var. Bence efsane. Bu arada fiyat olarak birazcık diğerlerine göre pahalı ama geleceğe de yatırım olarak bir saat bakan arkadaşlarımız varsa tercih edebilir. Ve 10. sırada ise Longines markasından bir saatimiz var. Longines bana göre klasik saatleriyle ön plana çıkmış bir marka. Longines'in Legend Diver modeli ise hem moderni hem de vintage'ı bir araya getirmiş bir dalgıç serisi. Otomatik iç bezeli dönebilen. Benim bacana almıştık bu saatten, damat saati olarak. O Londra'da yaşıyordu. Bana çok güzel bir hikayesini anlatmıştı. Bir restorana gitmiş Londra'da. Bir garson yanına gelmiş, hemen saatini sormuş. Ancak bir saat meraklısı böyle bir saati tercih edebilir demiş. Öyle de hoşuna gitmiş o yüzden de. Anlatınca benim de hoşuma giden bir durum oldu. Umarım videoda komple sizin hoşunuza giden bir video olmuştur. Videomuzu da beğenip abone de olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.